Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video ile daha beraberiz. TradingView'deyiz ve Duo'nun yapmış olduğu açıklama üzerinden konuşacağız. Ve Luna rallisi için arkadaşlar, yani Luna'da ciddi yükselişler için ekip neyi bekliyor, bunları değerlendireceğiz. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Dilerseniz abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok memnun olurum. Haricinde Luna videolarının devamı için videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Duvon, yaşanan kötü durumlar sebebiyle yıkıldım. The Wall Street Journal ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Terra kurucu ortağı Duvon, projenin yaşadığı son kötü gelişmeler sebebiyle yıkıldığını dile getirdi. Von, yaşanan durumdan kötü etkilenen yatırımcıların kendilerine dikkat etmesini öneriyor. Von pişmanlık yaşıyor diyor. Paylaştığı tweetler sebebiyle kendinden sıkça söz ettiren Von, şu anda bazı paylaşımları sebebiyle pişman olduğunu ifade ediyor. Gayet normal bence de pişman olması. Ayrıca Von yaptığı açıklamalarda projenin başarılı bir şekilde eylemler gerçekleştireceğinden ve çıkar yol bulacağından da emin olduğunu ifade ediyor. Ben Von kadar emin değilim arkadaşlar. Çünkü özellikle stake muhabbetini getirmeleri Lunge üzerinde, ki bu Luna'da da gelecektir çok büyük ihtimalle. Stake muhabbetlerini getirmeleri, durup dururken arz artışına gitmeleri, buna genel olarak insanlar fazla tepki vermedi arkadaşlar. Çünkü insanların tepki vermesi için genelde batmadan önce değil, battıktan sonra insanların tepki vermesi gerekiyor. O yüzden insanlar bu gibi durumları fazla önemsemiyorlar arkadaşlar. Çünkü başına gelmesi gerekiyor ki sıkıntıyı yaşayıp ondan sonra aklı başına gelsin. Fakat Duvon arkadaşlar, arzı çatır çatır arttırdı Luna'da. 1 milyar olan Luna'nın arkadaşlar arzını arttırdı. Bunu da hepimiz gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Ki şu anda airdroplar sebebiyle Luna üzerinde devam eden bir satış baskısı. Bununla da birlikte yatırımcının güvensizliği var. Yani Luna projesi şu anda bir enkaz halinde. Bunlara ek olarak Von, yeni sürüm olarak karşımıza çıkan Luna 2.0'ın başarısız olan Luna'dan daha güçlü olabileceğine inandığını ifade ediyor. Daha güçlü olsun bir zahmet kardeşim. Yani bütün şu anda bütün projeler Luncu'dan daha güçlü ki zaten. Yani Luncu'nun ne yaptığını biliyoruz. Piyasada bir ilk yaşattı arkadaşlar. Luncu'dan güçsüz bir proje yok ki zaten. Birçok geliştiricinin uygulamalarını yeni zincirde başlatmaya hazırlandığını iddia ediyor. Bunların yanında umut verici bir çıkışın ardından yeni token rekor zirvenin yaklaşık olarak %90 altında işlem görüyor. Luna yazının kaleme alındığı sırada 1.96 dolardan işlem görüyor. Şimdi burada uzun uzun anlatmış. Bir kere şunu söylemek gerekiyor arkadaşlar. Yani ekip aslında tam bir hareket için, bir harekete başlamak için neyi bekliyor? Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Duvon da ne derse desin arkadaşlar, yani sıkıntıların ciddi şekilde farkında. Yani şu an Luna üzerinde az önce de belirttiğimiz çok ciddi sıkıntılar var. Üzerinde korkunç bir satış baskısı var. Stake'e göz dikti Duon. Bu bir sıkıntı. ABD tokatlıyor. Bu bir sıkıntı. Güney Kore tokatlıyor. Bu bir sıkıntı. Sürekli yani kötü haber pompalamasyonu. Bunun haricinde yok işte başka türlü muhabbetler. Yani bir sürü sıkıntı arkadaşlar. Luna şu anda ne yazık ki airdroplardan da bakın aynı şekilde. Özellikle airdroplar üzerinden çok fazla bir satış baskısı var. O yüzden şunu bilmek lazım. Önümüzdeki 2 yıl şu hem ortalık böyle şöyle bir sular durulup hem de arkadaşlar airdroplar bitmedikçe ben Terra Luna üzerinde, yani Luna Coin üzerinde ekibin sessiz kalacağını düşünüyorum tamamen. Çünkü olay bir ısınsın, ısınsın demişim. Olay bir soğusun şu olaylar. Bir soğusun geçsin. Airdroplardan insanlara dağılım yapılsın. Ondan sonra insanlar bunları çatır çatır güzel bir satsın. Düşeceği kadar düşsün. Sonra arkadaşlar hafiften işte yakımlar falan derken proje, yani uzun lafın kısası, bir 2 yıldan sonra açılacaktır. Bu süre zarfında ekip sessizliğini koruyacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum hepinize. Hoşça kalın.